Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen, Gökhan Şen'le birlikte yeni haftaya başlarken piyasaların gündemindeki gelişmeler üzerine sohbet edeceğiz. Günaydın Gökhan. Günaydın. Aslında piyasalar açısından bakıldığında yılın sonuna yaklaştığımız bir dönemde beklediğimizden daha yoğun bir gündem var. Özellikle virüs çerçevesinde baktığımızda İngiltere'den gelen açıklamalar ve virüsün mutasyona uğramış olması, birçok ülkenin İngiltere'ye uçuşlarını askıya almış olması, virüsün yeni versiyonunun aşılar tarafından karşılanıp karşılanmadığına dair soru işaretleri derken piyasalar üzerinde bir miktar tedirginlikle başlayan bir yeni haftadan söz etmek mümkün. Diğer yandan baktığımızda piyasa uzun süredir beklediği Amerika'daki teşvik ve destek paketini bulmuş olmasına rağmen şu anda nispeten bir sallantılı fiyatlama olduğunun altını çizebiliriz. Diğer yandan bakıldığında bizim yan komşularımızdan Irak'taki devalüasyon, bizim kendi iç gündemimiz derken hakikaten yoğun bir hafta başlangıcıyla karşınızdayız diyelim. Önce gidelim araştırma masasına. Cumhur Örnek bizi bekliyor orada bu yoğun gündemin içerisindeki ilk fiyatlamaları paylaşmak için. Açıl, günaydın, iyi haftalar diliyorum. Şimdi haberleri ayrıştırmak, etkisini ne olduğunu net bir şekilde ortaya koymak çok zor. Senin de söylediğin gibi İngiltere'den gelen salgın haberi, paket haberi, Fed'in bankalara geri alım programını yapabilmeleri için izin vermesi risk iştahını hem olumlu hem olumsuz anlamda etkileyecek pek çok içeriğe sahip. Şöyle bir dolar endeksinin bir günlük gerçekleşmelerine bakacak olursak eğer, altın hariç dolar her şeye karşı değer kazanıyor. Özellikle petroldeki düşüş Norveç kronunu ön plana çıkartırken risk iştahındaki gerileme de Rus rublesini, Meksika pezosunu, kısmen de Türk lirasını vurmuş durumda. Ancak öbür taraftan gelen mali teşvikle ilgili haber, daha önce koronavirüsle ilgili alınan tedbirlerin altına olan desteğini biliyoruz. Bu yılın içerisinde 2000 doların üzerine atmıştı. Dolayısıyla o da geriye dönüp baktığımızda aşı haberleriyle birlikte hatırlarsanız Kasım ayının başlangıcında 60-100 dolarlık sert bir düşüş yapmıştı. O günden sonra yeniden 1900 doların üzerine çıkan bir altın fiyatlamasıyla karşı karşıyayız. Petroldeki her iki cinsteki düşüş de %3'ü aşmıştı sabah saatlerinde. Avrupa borsalarında da %2'ye varan vadelerinde düşüşler söz konusuydu. Tabii bu tamamen İngiltere'den gelen hafta sonu salgın haberleri, bunun üzerine verilen ülkelerin tepkileri ki bugün Avrupa bölgesi üyeleri de Covid-19 gündemiyle acil bir toplantı yapacak. Ama diğer taraftan risk iştahını pozitif etkilemesi beklenen unsurlardan bir tanesi Fed'in uzun zamandan beri, Mart ayından beri Covid-19 ile ilgili olarak bankalara geri alım yapmayın, temettü dağıtmayın gibi uyarıları vardı. Şimdi belli kurallar çerçevesinde buradan bir geri adım söz konusu. Bu noktada Fed açıklamayı yapar yapmaz arkasından JP Morgan'ın, Citigroup'un, Goldman Sachs'ın açıklamaları geldi. Bu hisse senetleri seans sonrasında değer kazandı. Geçmiş gelirlerine göre önümüzdeki dönemde 2021'in ilk çeyreğinde bu bankalar geri alım programlarına başlayabilir. Dolayısıyla bu da bugün itibariyle Amerika'daki en azından bankaları şöyle bir geriye tarayıp bakacak olursak eğer diğer hisse senetlerinden ciddi anlamda ayrıştırmıştı. Geleneksel hisse senetleri olan bankacılıktan uzaklaşmıştı. Bakalım bu geriye doğru gelecek mi? Tabii geleneksel ve geleneksel olmayan diye ikiye bölelim. Bir sonraki grafiğimizde de elektrikli araç üreten şirketler ve üretmeyenler şeklinde ikiye böldüğümüz zaman sattıkları araç üzerinden değerlemelere baktığımız zaman elektrikli araçların bu noktada değerlemelerin ne kadar uzak ve pahalı hale geldiği gözüküyor. Bugün Tesla'yı da S&P 500'ün içine girerken göreceğiz. O da Cuma günü normal işlem hacminin çok üstünde bir kapasiteyle haftayı tamamlamıştı. 2020 yılının sonuna geliyoruz. Pek çok şeye şaşırmadık. Pek çok siyah kuğu diyebileceğimiz şeyle karşı karşıya kaldık. Buna rağmen atılan adımlarla hisse senetleri yükselişini sürdürmüştü. Korku endeksinin üzerinden gidecek olursak eğer VIX geçtiğimiz dönemde 20 seviyesi eşik değerinin üzerinde kaldığı günler üzerinden gideceksek genelde kriz yıllarında bunu yapıyordu. 1990'dan beri 4 kez bu 200 değerin üzerinde VIX endeksini 20'nin üzerinde görmüştük. Dolayısıyla bu sene 2020 çok farklı bir sene oldu. Unutulmayacak bir sene oldu. Yükselişler VIX'in de 20'nin üzerinde olduğu bir dönemde geldiğim sözü size tekrar bırakayım. Cumhur, çok teşekkür ediyoruz sana da aktardığın değerlendirmeler ve notlar için. Başlıyoruz Gökhan Şen'le sohbetimize. Aslında tabii bu mutasyon, yeni virüs gündemi bir kez daha karşımızda. Sen de daha yeni Çin aşısının gönüllüsü olarak ilk dozunu almışken. Evet, yani istiyorsan ben de başlayayım, kendimle başlayayım.
Sağlık Bakanlığı'nın herhalde anladığım kadarıyla böyle bir uygulaması var. Bir şekilde yani aşı olup toplumu anlatabilecek insanların da gönüllü olmasını istiyorlar. Ben zaten gönüllüydüm açıkçası, seve seve. Dolayısıyla aşıya gittim, ilk dozu oldum. Çok epeyce soru geldi. Çok ciddi şakalar da yapıldı. İşte gözlerde hafif çekikleşme var mı filan diye. Ama bunlar tabii işin bir parçası. Ben söyleyeyim, Nisan-Mayıs döneminden bu yana Gökhan Şen söylüyor zaten aşı geldiği anda gönüllü olurum diye. Evet, yani seve seve. Çünkü yani ben de kendi araştırmamda aşıların önemli oranda birbirine benzediğini, dolayısıyla teknolojinin de eskiye nazaran epeyce geliştiğini düşünüyordum. Ve gönüllü oldum. Dilerim işe yarar. Bu aşılarda yani 3 farklı şey düşünelim, 3 farklı ihtimal. 2 ihtimalde size şeyi yapıyorlar, ilacı yapıyorlar. 1 ihtimalde ise placebo etkisi. Bu da aşının etkinliğini kanıtlamak için. Yani dolayısıyla aslında bu aşı etkin mi değil mi çalışmasına bir şey bu, bir katkı. O yüzden de hala tam sonuç aslında ortaya çıkmadı. Yani faz 3 diyorlar herhalde buna. Dolayısıyla 3'te 1 ihtimal placebo olması ihtimali var. 14 gün içerisinde ikinci dozu da yapacaklar. Ondan sonra eğer ki gerçekten aşı yaptılarsa, yani içerisinde COVID-19'la işte mücadele edecek neyse onun ismi, o ilaç vücuda zerk edildiyse sonra zaten antikor oluşuyor. Yok eğer ki placebo varsa, sonra bittikten sonra diyorlar ki ya biz sana placebo yaptık. Çünkü aşı yapanlar da olduğumuz hastanede, yani devlet hastanesinde oldum, şeyi bilmiyorlar. Sonuçta aşı bir kodla geliyor. O da sizin telefonunuza geliyor. Anladığım kadarıyla o kodun karşılığında ne oldu? Aşı mı var, tuzlusu mu var? İşte neyse onun ismi artık. Şeyde yani Sağlık Bakanlığı'nda sadece onun kaydı. Eğer ki placebo vurulduysa o süre bittikten sonra sana diyorlar ki ya seninki yani placebo etkisi için, ölçmek için yapılmıştı. Dolayısıyla başka bir madde sana verdik. Şimdi gel normal aşını yapalım diyorlar. O yüzden yani placebo olma ihtimali 3'te 1, olmama ihtimali 3'te 2, onu göreceğiz. Katkıda bulunduk. Dilerim küçük de olsa birkaç kişinin belki fikri değişmiştir. Çünkü hatırlıyorum yani hastalık çıktıktan bu yana inanılmaz şeyler okuduk. Yani işte Bill Gates'in dünyayı ele geçireceğinden tut da bambaşka şeylere kadar. Bu arada enteresan bir şey anlatayım. Yani dünyayı Bill Gates ele geçirecek diye anlatıyorum. Şimdi bir gün Davos'ta çok acayip kar vardı. Ve Bloomberg stüdyoları da oradaki çatının üstünde, sen bilirsin. İzleyenler de yıllardır takip edenler mutlaka bilirler. Bir yayın yaptığımız yer vardı. Bir de binanın içi. Binanın üstünde de çeşitli stüdyolar vardır. Saraç'a alın. Evet, onların epeyce ücretleri yüksektir. Yani işte Bloomberg öder vesaire filan. Onların şeyi çok fazladır orada. Elemanı ve işte ne bileyim yayınları filan. Oraya çıkıp birileriyle tanışmak üzere küçük bir davet aldım. Bir sohbet etmeye çıkarken tabii inanılmaz buz kesmiş ve orada bizdeki gibi şey yok. Yani işte iş insanları, siyasetçiler falan, herkesin etrafında 50 kişi yok. Yani herkes olduğu gibi geziyor. Her yerde inanılmaz buzlu 3-4 basamak var. Ben yukarı çıkacağım. Adamcağızın biri de aşağı iniyor ama hafif yaşlı ve tam tutturamıyor. Yani kaymamak mümkün değil, öyle söyleyeyim. Kafasında da bere var. Şeyi de, paltoyu da giymiş. Yani elimi vermesem kayma ihtimali çok yüksek. Yani kayıp. Yani mutlaka bir yerini vurabilir. Ben de elimi uzattım. Yani kaydı kayacak falan. Teşekkür etti. Ben baktım adam Bill Gates. Yani acaba bıraksaydım dünyayı ele geçirmese miydi, ya da dünyayı ele geçirecek bir insan bu kadar şey yapar mı diye. Ben o fırsatı 25 sene önce kaçırdım. Öyle. 2000'de kendisiyle röportaj yapmıştım. Yani işin şakası bir yana, aşıyı olduk dilerim. Benimki de placebo değildir ama öyleyse bile hiç olmazsa bir katkıda bulunduk. Eminim ki insanlar da kendi kararlarını hür iradeleriyle verecekler ama yani bu işte mücadele etmenin daha iyi bilinen bir yolu yok. Dünyada birçok hastalık böyle yenildi. Dolayısıyla benim de umarım küçük de bir katkım olmuş olur. Şimdi tabii en önemli şey bu aşılar bu virüsün mutasyona uğraması halinde bunu karşılıyor mu, karşılamıyor mu? Temeldeki soru işaretlerinden bir tanesini bu oluşturuyor. Çünkü aslında bu mutasyon meselesi uzun süredir tartışılıyor. Virüs kendini yeniliyor, farklı versiyonları çıkıyor. İşte belirtileri daha farklılaşıyor, sonuçları daha farklı hale geliyor. Öldürücülüğü azalıyor, artıyor falan gibi çok fazla tartışma var. Fakat bunların böyle ete kemiğe bürünmüş halini biz ilk defa İngiltere'den gelen açıklamalarla birlikte gördük. İngiltere, İskoçya, Güney Afrika, Avustralya diye gittiği zaman hakikaten İngiltere'nin geçmiş hinterlandındaki ülkelerde de yayılma hızı dikkate alındığında kökünün İngiltere'de olduğu bir değişim ve dönüşümden bahsetmek mümkün anladığımız kadarıyla. Dün Alman Sağlık Bakanı'nın açıklaması var. Diyor ki mevcut aşılar şu an itibariyle bu mutasyonu karşılar nitelikte. Dolayısıyla bu bir miktar rahatlatıcı ama piyasanın da insanların da bu yeni haftaya başlarken tadını kaçıracak gelişmeler elbette bunlar. Elbette canım, yani hafta sonu cumartesi çıktı galiba.
Hancock yani İngiltere'nin Sağlık Bakanı yani şunu söylüyor. Bu diyor virüs işte daha fazla daha hızlı yayılıyor. Yani öyle olduğunu yeni anladık diyor. Şimdi diyor biz işte İngiltere'deki bu yayılımın niye daha da şiddetli olduğunun farkına vardık. Dolayısıyla işte Noel zamanı hafif de olsa orada biliyorsun işte set set tedbirler alınıyor. İşte birinci, ikinci, üçüncü aşama falan diye. Öyle olduğunu bilsek biz bunları gevşetmezdik. Şimdi anlıyoruz niye bu kadar çok vaka açıkladığımızı diyor. Yani o yüzden de işte virüs kontrolden çıktı açıklaması aslında o. Yani şeyi okumak lazım içeriğini. O yüzden de İngiltere'den tam bir açıklama gelene ve diğer ülkelerdeki durumda anlaşılana kadar 2 günlük bir geçici seyahat yasağı İngiltere'den hemen hemen her ülke şu an tanımış durumda. Türkiye'de 4 ülkeye galiba Türkiye'de şeyi yasakladı. Yani uçuşları karşılıklı olarak Danimarka, Hollanda, İngiltere'yi 4. hatırlamıyorum. İtalya'dan bir haber gördüm. Onlar da işte bu virüsün benzer şeklinin kendilerinde Güney de. Afrika. Güney Afrika. Yani Türkiye'nin uçuş yasağı getirdiği 4 ülkeden biri. İtalya'da böyle bir vaka görüldüğünü açıklamış kendilerinde. Şimdi senin söylediğin şey çok önemli. Yani insan doğal olarak şuna meyilli oluyor. Yani herhalde açıklanan bu yeni varyant da aşıyla kurtarılıyordur. Yoksa her gün ayrı bir aşı olmamız lazım. O yüzden yani herhalde şey olmaz ama tabii bizim uzmanlık alanımız. Uğur Şahin'in de açıklaması var bu arada. BioNTech'in kurucusu ve aslında Pfizer aşısının da bulan kişi. O da diyor ki karşılıyor şu an bizim aşımız. Dolayısıyla bu dikkate değer açıklamalar ama tabii aşıların da bir tam selahiyetinden emin olmadığımız için bu tür şeylere hep bir miktar mesafeyle yaklaşıyor insan. Tabii ki gerginlik meselesi. Yani Uğur Şahin de sonuçta yeni virüsü bilmiyordur. Yani açıklaması kıymetli ama hani tıbben bir geçerli yok. O yüzden de yani anladığım kadarıyla otoritelerin bakıp bu 2 gün içerisinde tamam müşteri olabilirsiniz. Yani doğal olarak bir şey gelişiyor. Sallıyorum yani hızlı bulaşıyor fakat öldürücülüğü az. Ya da hızlı bulaştığını zannettik ama şuraya hasmış gibi bir sürü şeyler söyleyebilirler. Yine de bir önlem olarak 2 günlük şey yapıldı işte karşılıklı uçuşlar engellendi. Tabii bu yani ekonomiler ve piyasa bizim tutacağımız taraf biraz karışık şeyler var, tepkiler var benim gördüğüm kadarıyla. Elbette ki işte FTSE 100 yani İngiltere'nin borsasının vadelerinde sert satışlar var. Avrupa'da birazcık buna yakın. Fakat Amerika'da durum böyle değil. Çünkü birazdan konuşacağımız gibi orada büyük bir kurtarma paketi az kaldı artık üstünde anlaşıldı oylanacak. Böyle haberler var. Bir ikincisi de işte bu gelen yani aşının bu varyantın üstünde de bu yeni virüs varyantın üstünde de etkili olabileceği ve o kadar da değildir. Canım diyenlerin devreye girmesiyle beraber piyasalarda karışık bir seyir var. Şimdi bazı tepkiler anlaşılabilir. Örneğin petrole ben bakıyorum. İşte %3 kadar aşağıda. Çünkü petrol şunu düşünüyor. Yani tam bir toparlama vardı. Hadi biraz işte Noel'le gevşedi orası açtı filan derken bir şekilde işler yolunda gidiyordu. Yine kapama gelecekse sorun. Tabii çünkü Noel trafiği kesiliyor. O tabii yani yakıt talebinde azalma ve faaliyette düşüş demek. Bu problem. İkincisi hizmet sektörü ve işte satışlar için. Yani online taraf ne kadar telafi eder bilmiyorum ama bu Noel satışları önemliydi. Buradan yana problem var. Fakat tersten bakarsak yani ekonomik aktivitedeki orta uzun vadeli toparlanma hala yerli yerinde diyenler mesela. Sanayi metallerinde hala da alıcılar. Yani bakıra, demir cevherine falan baktığında şu anki fiyatlamalarda ya da diğer metallere fena değiller. Yani yükselişe de devam ediyorlar. O yüzden de talebin önü kesilir. Bu yeni varyant bizi bitirir gibi bir fiyatlama olmadığını görebiliriz. Asya'da da mesela hisse senetlerinde satışlar sınırlı. Yani Tayland biraz aşağı çekiyor. Tayland'ı çıkardın mı geriye büyük bir şey kalmıyor. Japonya'da da 1 trilyon dolarlık zaten işte bütçeyi onaylamış durumdalar 2021 için. Yani alt alta yazdığında ben tepkiyi karışık görüyorum. Çok dünyanın sonu gibi değil. Tam fakat da anlamadı zaten. İnsanlar bir emin olup fiyatlamasını ondan sonra yapacak. Yani şöyle çok net. İyiyse de kötüyse de. Tabii yani eğer ki bu yeni varyant yani bu aşıyla tutmuyorsa, çalışmıyorsa zaten yani başka bir dünya. Başka bir şey konuşmak lazım. O yüzden tuttuğu varsayımı zaten yani piyasa işte vesaire finans dünyası genellikle birçok şeyi verili kabul eder. Yani sen bunu bir vatandaşa ya da konuşurken ben bunları veri olarak alıyorum deyince ya sen de amma şeyi yani acayip varsayımlarda bulunmuşsun. Ama aslında bu iş böyle yani o varsayımlarda bulunmasan o iş zaten yapılmaz. Yani sabah kalktığında işte onun olmayacağına, bunun bitmeyeceğini, göktaşı düşmeyeceğini falan gibi saymadığın fakat aslında milyonlarca ya da belki sonsuz varsayımın var. O yüzden de bu varsayımlarla belli bir interval, belli bir aralık belirleyerek
hareket etmek durumundasın. Şimdi zaten öbür türlüsü ise Allah muhafaza diyelim yani. Öbür türlüsü ise 2022... Yani hasta olup geçirmiş olanın da güvencesi yok. Yani, bambaşka bir şey yani o zaman. Yeni hastalık demek herhalde. Bu da herhalde 2022 Haziran'ını falan konuşmamız anlamına geliyor ki... Yani çok mantıklı değil. O yüzden de yani aşının işe yarayacağı varsayımıyla piyasa şey hareket eder. Yani buradaki moral bozukluğu işte böyle bir haberin gelmiş olması... Tam aşılamalar yapılırken ve işte Noel üstü falan derken olay bu. Yoksa İngiltere'de geçen hafta 140 bin kişiye, hatta tam sayı vermek gerekirse 138 bin kişiye aşı yapılmış. Birçok aşı da devreye girdi, giriyor artık. İşte Moderna aşısı başlıyor bu hafta mesela. Başlıyor. O yüzden de sayılar devamlı olarak artacak. Belki yani üstsel olarak da artacak. Ve bahar geldiğinde, 2021 baharı önemli oranda bu işi halledeceğiz. Elbette ki. Yani bu işte uğraşanlar, işte salgın bilimiyle vesaire uğraşanlar hastalığın kaç yılda bitebileceğini, belki hiç bitmeyeceğini falan anlatacaktır. O başka bir hikaye. Ama hayatımıza devam edebileceğimiz ölçüde hastalığın yaşaması fenomeni ise bahsettiğimiz, burada piyasaların varsayımı ve reel sektörün varsayımı da 2021 ilk baharında bu işin önemli oranda halledilmiş olacağı. Sonra daha önce açılamayan sektörlerin de önemli bölümünün açılacağı. Yani otellerin, işte ne bileyim restoranların, turizmin vesaire, bunların daha güçlü şekilde döneceği yönünde beklentimiz var. Yani virüs, yeni virüs varyantına tepkisi böyle şeyin piyasaların. Önümüzdeki dönem bu en önemli gündem maddesi olmaya devam edecek. Bizim açımızdan da öyle. İngiltere ile işte uçuşların askıya alınmış olması vesaire, buradaki önümüzdeki dönemde mal ticaretini, ihracatı vesaireyi nasıl etkiler gibi çeşitli sorunlar da var. Bunların hepsini belli ölçüde izleyip takip edeceğiz. İngiltere ile ilgili problem şey, yani hala da Avrupa Birliği ile sonuçta bir anlaşma imza edemediler. O yüzden de bu Brexit işte hard mı oldu? Tabii eskisi kadar yani sert olmaz ama yeni şekli ne olur? Çünkü yeni şekline uzlaşmak göre de... Uzlaşmak üzereyiz falan da diyorlar ama hala net değil. Tabii şimdi gümrük birliğine tabi bir ülke olarak biz, eğer ki Avrupa Birliği ile İngiltere arasında belli anlaşmalar yapıldıysa ona göre bir serbest ticaret anlaşması bakacağız. Yok yapılmadıysa ona, yani işler birazcık daha karışık. Peki buradan geçelim istersen diğer gündem maddelerine. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki paket konusunda uzlaşma sağlandı. Artık 900 milyar dolarlık bu paketin detaylarına baktığımız zaman ne var diye. İşte kişi başına 600 dolar olacak şekilde insanlara doğrudan ödeme gerçekleştirilmesi, işsizlik maaşının 300 dolar artırılması var bunun içerisinde. 300 milyar dolar civarında KOBİ'lere doğrudan destek var gibi birçok farklı unsuru içeren ve doğrudan ekonomiyi desteklemek için partiler üstü ortaya atılmış fikrin partilerce desteklenmiş hali. Şimdi tabii 2 trilyon dolarlardan, yani 2 trilyon limanından bu gemi kalktığı için piyasa etkisi çok majör olmayacaktır. Fakat 900 milyar dolar aslında tabii yani günümüz koşullarında fena bir şey değil yani. Fena bir paket bir Türkiye değil. Kadar, hatta ondan büyük. Epeyce büyük. Yani dolayısıyla iyi gelir ekonomiye. Yani ekonominin de %, işte belki 4'üne filan tekabül ediyor. Az bir meblağ değil. Zaten bir tur daha açıklanmıştı. O yüzden Amerika'nın bu yılki işte geniş açığına katkıda bulunacak bir paket. Tabii doğrudan vatandaşlara gidecek olması, yani 900 dolar civarında herkese mümkünse de 300 dolarlık işte işsizlik koruması, işsizlik ödeneği gibi haftalık olarak bahsediyorum ikincisini, ulaştırılacak. Senin söylediğin gibi doğrudan reel sektöre, yani şöyle söylüyorlar, küçük işletmelere hibeye de dönüşebilecek kredi modeli olarak yaklaşık 285 milyar dolar tanımlamış durumdalar. Bu kredi işleri Amerika'da çok tutmadı. Yani çünkü zaten ekonomi kredi ekonomisi değil. Yani Amerika'da şirketlerin finansmanının temel aracı sermaye piyasasını kullanmak. Şirketler doğrudan borçlanarak gitmeyi tercih ediyorlar. Dolayısıyla banka kredisi oradaki finansman modelinin kabaca 1/5'ini falan sadece oluşturuyor. Tabii. Finansman bonoları da var. Yani işte çok kısa vadeli iş üredilen, ihraç edilen ve dolaşımda olan şeyler de var. O yüzden bu tam yani işte ana caddeye, Main Street'e, reel sektöre kredi vermesi için FED'e tanınan imkanlar da tam olarak kullanılamadı. Şimdi bu tabii paketin görünen yüzü. Bunun birkaç tane daha yanı yöresi var. Onlar da bence epeyce kıymetli. Yani kim yapar diye bekliyordum. Bir Republican, Cumhuriyetçi senatör bir teklifle geldi. Yani teklifin özü şu, çok uzatmadan. FED burada ortaya koymuş olduğu programları tamamıyla CARES Act'te, yani bizim işte vekillerin, senatörlerin neyse getirmiş olduğu, yasadan aldığı güçle devreye sokar. Bundan sonra asla ve asla bu programların klonlarını yapamaz. Dolayısıyla kafasına göre gidip işte bu programları açamaz filan diyerek, çok uzatmıyor ama, bir teklif verdi. Bu çok önemli bence.
Çünkü belki bugünün konusu değil ama şöyle bir konu var. Yani artık çağımızda merkez bankalarının demokrasiye verdikleri ayar, merkez bankalarının ekonomiyi yukarıda tutma biçimleri, yani hem kapitalist işleyişi epeyce değiştiriyor, hem de çok ciddi politik sonuçları oluyor ve önemli oranda da yeniden dağılım efektleri. Yani işte servet dağılımına yerden, doğrudan etki yapıyor. Tabii bir yerden alıyor bir yere veriyor. Hatta dün gördüm ama bir çalışmayı okuyamadım. Sonunda işte geniş kapsamlı bir çalışma çıktı. İşte eşitsizliğe merkez bankalarının rolü falan diyerek iyi bir çalışma vardı dün akademik ama daha tam şeyini okuyamadım. Fakat tabii sürpriz değil. Yani hem vergi indirimlerinin çok ciddi oranda zenginlere yaradığı ya da tersten söylersek istenildiği gibi toplumun daha alt katmanlarına gelir anlamında nüfuz etmediği bir gerçek. O yüzden de merkez bankalarının bu işte yeni kapitalistik demokrasi, liberal demokrasi anlayışımızda oturduğu yer artık epeyce sorunlu bir yer. Dolayısıyla bu senatörün bu teklifi bence önemli. Bir şekilde ödünleşip belli bir yere varmışlar ama yine de adam istediğini almış ve cumhuriyetçiler bunu geçirmişler. Aslında 3-4 tane maddesi var. Yani en kritiği bir daha kafanıza göre getiremezsiniz. Keyerzek'ten gelen paralar kullanıldıktan sonra geriye kalanlar varsa hazinede ve şeyde Fed'de bunlar buharlaşır uçar. Yeniden kafanıza göre programlar başlatamazsınız. Hem biraz tabii demokratların da elini sıkıştırmak için bundan sonraki süreçte. Ama hem de kendi kurumları zedelenmesin. Yani olağanüstü tedbirler aldık fakat bunlar Fed'de kalmasın diye. Hatta eski Fed başkanlarından birinin açıklaması vardı. İsmini hatırlamıyorum şu an. O rahatsız olmuş ya elini kolunu serbest bırakın falan diye ama senatör diyor ki ben Powell'la konuştum onun itirazı yok. Siz niye itiraz ediyorsunuz diyor. Ben onu çok kıymetli buldum. Bir ikincisi de bu pakete verilen destekler tarafında Georgia çok kritik. Çünkü Georgia'da iki tane senatör var. Cumhuriyetçi olursa Cumhuriyetçilerin senatosu, demokrat olursa demokratların senatosu. Ocak 5'te şeyi var galiba bunun. Seçimi var. Şimdi onlara da şey demiş yani çoğunluk lideri McConnell ya buna destek verin. Çünkü demokratlar ince ince bu işi işliyorlar. Siz eğer ki bunu desteklemezseniz, paketi de geçirmezseniz bu sefer Ocak 5'te size bay bay derler. Ve senatoda demokratlara geçer. Temsilciler meclisi zaten demokratlarda. Kendisi de boşa düşecek. Kendisi de boşa düşecek. Dolayısıyla o hani blue wave yani mavi dalga hakikaten gelmiş olacak. Yani bu Ocak 5'in de böyle bir önemi var aslında çok fark edilmeden. Dolayısıyla paketi biraz da belki oradan okumakta fayda var. Son madde Biden şey diyor yani teşekkürler iyi bir ön gösterim oldu. Bunu biz tekrarlayacağız diyor. Bir paketten daha bahsediyor. Olur olmaz bilmiyorum ama yani Ocak 5'i kaybederlerse bu şeylerle, vaatlerle o zaman hakikaten de enteresan bir şey ortaya çıkar. Çünkü bütün dünyanın varsayımı şu an Amerika'daki gücün, meclis gücünün bölüşmüş olacağı, bölüşülmüş olacağı yönünde. Bu başka bir şey anlamına gelir. Peki devam edelim istersen. Öncelikle Türk lirasına ilişkin Goldman Sachs'ın tahminlerinde bir revizyon var. Bir ondan bahsedeyim. 3, 6 ve 12 aylık tahminlerini biraz daha Türk lirası lehine değiştirmişler. Daha önce 7.75, 8 ve 9 bekliyorlarmış sırasıyla. 3, 6 ve 9 aylık tahminlerini. Şimdi 7.5, 7.75 ve 8 olarak revize etmişler. Dolayısıyla aslında buradaki Türkiye'nin son dönemdeki değişiminin yaklaşımını Goldman Sachs'ın satın aldığı görünüyor. Fakat kurun daha aşağı gelmesi konusundaki beklentilere baktığımız zaman burada biraz daha mesafeli yaklaşıyorlar. Rezerv biriktirme politikası adı altında. Diğer taraftan tabii buna bağlayabileceğimiz bir başka açıklama da Adnan Bali'nin açıklaması, İş Bankası Genel Müdürü'nün açıklaması. O da dolarizasyonun tersine dönmesi gerektiğini söylüyor. Bunun ancak ortalama alım maliyetlerine geri gelinmesi halinde gerçekleşeceğinin de altını çiziyor. Şimdi Goldman'ın raporunu görmedim. Ama 12 ay sonra 8 olması demek. Onlar raporu yazdığında tahminen 7.70 küsürlerdedir bu dolar TL kuru. TL değerlenecek demek. Kabaca 25 kuruş yukarı gider dolar TL diyor. Yani %3-4 kadar aslında yukarı gider. Fakat tabii 12 aylık enflasyon tahminleri de çok kabaca herhalde onlar civarında filandır Goldman'ın. Bu durumda 6 puan kadar bir reel değerlenme yaşar Türk lirası diyor. Bu aslına bakarsan yani benim son zamanlarda işte 12 ay ileri dönük olarak gördüğüm yani ender raporlardan biri. Yani şu anlamda yani. Yıllardır hep işte senin bahsettiğin gibi 7, 8, 9 vapurları yani kaçta kalkar? 7'de, 8'de, 9'da kalkar. Hep böyleydi tahminler. O yüzden de ilk defa Türk lirasının seyrinin burada olacağına dair rapor bence kıymetli. Demek ki suyun akışını değiştirdik. Bu bence çok önemli. Yani barajı kurduk. Artık suyun akışının kontrolü bizde. Yine senin dediğin gibi herhalde döviz biriktireceğimiz için de TL'nin yavaş yavaş o kazanımlarından vazgeçeceğini düşünüyorlar. Yani gelecek yıl 12 ay sonra bana işte 10 veya neyse tahminen enflasyon olacağı yerde 8'e yakın
Ama altınla yani benim tercihim orası olur. Bir dolar TL kuru versen ve biz rezerv biriktirmişsek ne kadar biriktirdik bilmiyorum. Ben mesela bunu alırım, kabul ederim. Bence herkes de alır. Ama tabii o rezerv biriktirmenin boyutuna bakmak lazım. Bu rezervleri tabii çok uzun zamandır konuşuyoruz. Yani bunları biriktirmek kolay satarken iş değil. Satarken çok hızlı satıyorsun da. Tabii yani kolay iş değil. Herkes tabii ortaya bir şey koyuyor. Kaç senede birikir bu kadar rezerv? Ya onu bilemiyoruz. Ama zor. Yani 3 aylık, 5 aylık, 1 senelik mevzu değil. O kesin. Fakat eğer ki biz bu şeye devam edebilirsek, sıkı para politikamıza, aynı zamanda mali politikalarda da destekleyebilirsek ve artık gerçekten inanıyorsak düşük faizlerin kalıcı olarak stabil bir Türkiye makrosu yaratamayacağını, bunu iki defa falan gördük son iki senede, inandıysak ve makul yerde tutarsak kuru, ben tahmin ediyorum ki enteresan sürprizler olabilir. Adnan Bey'e gelince bir belgesel aslında oradaki konu, yani rahmetli annesinin adına bir kütüphane yaptırıyor. İslahiye'de bir cezaevini kütüphaneye de dönüştürüyorlar. Hatta Türkiye için model olur mu diye düşünüyorlar. Çok güzel bir hikaye. Oradaki bir sohbetten çıkan şeyler. Benzer işleri tarif ediyor Sayın Bali. Birkaç tane, yani sitede de haberi var, oradan görülebilir. Birkaç tane belki ara başlık söyleyebilirim. Yani ters dolarizasyon kesin olmalı diyor. Yani bu maliyetlerin iyi bir bölümü 6,5 veya üstünden yapıldı. Dolayısıyla oralara doğru kur giderse vatandaşlar değerlendirirler. Serbest piyasa olması çok önemli. Bundan bahsediyor. Kendilerinin eş bankası olarak serbest piyasadan uzak, suni, fiktif, düşük faizlerden o furyaya katılmadıklarını, bunun sorumluluğu olduğunu, makul olmadığını, fakat her zaman için ekonomiye destek verdiklerini söylüyorlar. Hakikaten de eş bankasının yeri ayrıdır. Sen de çok iyi bilirsin. Bunları ifade ediyor. Yine yeni yönetime, bence yeni anlayışına daha doğrusu, ciddi bir destek gördüm. Yani biz buradayız, üstümüze düşeni seve seve yaparız. Bu reform söylemi ve gerçeğe yaklaşma konusu çok çok önemli. Türkiye'nin bunlara ihtiyacı. Laf olsun diye dinlemiyorlar. Gerçekten bizi eleştirin deyip dinlemeye hazır olduklarını söylüyorlar ve dinliyorlar diyor. Dinliyorlar diyor. Yani dolayısıyla hani İş Bankası Genel Müdürü ne düşünüyor acaba bu olanlarla ilgili diye merak edenler varsa, kendisi dolayısıyla bu olmakta olanlardan epeyce memnun. Full desteği var benim anladığım böyle. Peki, kısa bir araya gidelim. Sonrasında Ali Can Türkoğlu da bizlerle birlikte olacak. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sabah raporunun ikinci bölümünde Ali Can Türkoğlu da bizlerle birlikte. Ali Can, iyi haftalar. İyi haftalar. Hem istersen bir hızlıca yeni haftanın gündemi, mecliste görüşülecek olanlar, bunların üzerinden geçelim. Bir de yine aynı zamanda Savunma Sanayi Başkanlığı'ndan katsa yaptırımları sonrasında gelen açıklamalar var. Evet, kritik haftalardan biz. Bu arada iyi haftalar, günaydın diye başlıyoruz. Günün aydınlandığı falan da yok. Yani bunu her hafta, her gün size bir söyleyeceğim diyorum. Çünkü ne zaman günaydın desek dışarısı zifiri karanlık oluyor. Burası bir değişse iyi olur artık. Yani şu hani hazır reformlar yapılırken, bir takım değişiklikler yapılırken, şimdi mecliste de yine gündem maddeleri var. Hani güneşi görsek fena olmaz. Neyse ki çocuklar okula gitmiyor. Hani çünkü çocuklar okula gitse iyice gece okula gitmeye çalışan çocuklarla karşı karşıya kalacağız. Hani ben kendi adıma bir an önce değişmesi gerektiğini bir kez de buradan tekrarlamış olayım. Ben hiç güneş görmüyorum bu arada. Toplumsal olarak D vitamini yoksunu olacağız. Hiç güneş görmüyorum. Yani saat şu anda kaç? 8.49 işte, yavaş yavaş aydınlanıyor gibi gözüküyor. Ama sen de tam dinle söylüyorsun. 21 Aralık. Tamam, yarın tekrar söyleyeceğim o zaman. Zamanlama maniden. Neyse, şimdi meclisin gündemi, meclis bu haftadan sonra tatile girecek gibi gözüküyor. 15 Ocağı kadar tatil olacak bütçeden sonra. Şimdi Libya ve Afganistan'a asker gönderme tezkereleri, depozito dönüşüm teklifi ve bu terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik teklif. Bu hafta üst üste görüşülecek teklifler olacak genel kurulda. Artı grup toplantıları var. Liderler son grup toplantılarında kürsüde olacaklar bu hafta. Terörizmin finansmanı dediğin gri liste tartışmasına yönelik getirilecek evet. Düzenlemeler değil mi? Evet, evet. Geçen hafta Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan diğer partilerin grup başkan vekilleriyle de görüştü, yanlış bilmiyorsam, bu konuyla ilgili olarak bir an önce meclisten geçmesi gereken ve işte o gri listeye yönelik olan teklif muhtemelen zaten partiler arasında bir uzlaşma da var konuyla ilgili olarak, hızlı bir şekilde geçeceği düşünülüyor. Grup toplantıları var dediğim gibi. İşte çarşamba günü de Cumhurbaşkanı Erdoğan da kürsüde olacak. Dolayısıyla özellikle son 1-2 haftadır çok fazla konuştuğumuz işte Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, diğer noktalardaki son gelişmeler, bunlardaki son adımlar neler olacak? Artı bunun dışında da iç siyasi tartışmalarda yine mecliste liderlerin grup toplantılarında gündeminde olacakmış gibi gözüküyor.
Tabii ana gündem maddelerinden birisi Savunma Sanayi Başkanlığı'na getirilen yaptırımlar, katsa yaptırımları kapsamında ABD'nin almış olduğu karar. Şimdi Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'den bu konuyla ilgili açıklamalar var. Diyor ki yaptırımlar sadece başkanlığı kapsıyor. Dolayısıyla Savunma Sanayi Başkanlığı'nda doğrudan satın aldığı pek bir ürün yok. Dolayısıyla doğrudan alımları genelde ana yükleniciler üstlendiği için onlar da bu yaptırım kapsamında olmadıkları için herhangi bir şekilde yaptırımlar Türkiye'yi çok fazla etkilemeyecektir diyor. Exim Bank konusuyla da ilgili olarak Exim Bank üzerinden de başkanlığın yaptığı bir işlem olmadığını ifade ediyor. Dolayısıyla bu sürecin hani zaten olmaması gereken bir süreç olduğu, Türkiye'nin S-400'leri 2017'de yani katsa yaptırımlarının çıkmasından daha önce aldığı, bu kararın Türkiye ile ilgili alınmaması gerektiği ama alınan bu kararın da herhangi bir şekilde Türkiye'nin savunma sanayini etkilemeyeceği veya minimum etki yaratacağını bir kez daha ifade etmiş durumda Sayın Demir. Bu arada F-35'lerle ilgili önemli açıklamalar var. Diyor ki F-35'ler için Türk şirketleri üretime devam ediyor. Yani bu kapsamda hukuki olarak tüm çalışmalar gerçekleştiriliyor ve Türkiye program ortağı olarak üzerine düşeni de sergilemeye devam ediyor. Muhtemelen önümüzdeki günlerde F-35'lerle ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nden yeni bir karar çıkacak mı, çıkmayacak mı? Türkiye tamamen dışarıya itilecek mi? Çünkü işte bir aylık bir süre içerisinde Türkiye'deki Türk şirketlerinin ve Türkiye'nin tamamen program dışına çıkabileceği yönde de yorumlar yapılıyordu. Bu kapsamda yaptırımlarla ilgili olarak bu yönde açıklamalar geldi. Biden'ın göreve başladığı zamana kadar ve Biden'dan sonraki sürece kadar Türkiye bir karşı adım atmayacakmış gibi gözüküyor. Yani beklenti şuydu, mütekabiliyet esasına göre aynı şekildeki yaptırımları, ki Brunson zamanında öyle olmuştu, Türkiye'nin de uygulayabileceği yönünde beklenti vardı ama anlaşılan ki 20 Ocak tarihi bekleniyor. 20 Ocak ve devamındaki süreçte Biden ve Biden kabinesi, Biden hükümeti neler yapacak, ne gibi adımlar atacak, Türkiye ile ilgili ilişkiler nasıl düzenlenecek, bunlar belirlendikten sonra da muhtemelen Ankara'nın Washington'a karşı tutumunu biraz daha net anlayacağız gibi gözüküyor. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Böylelikle sabah raporunun sonuna gelmiş oluyoruz. Kısa bir aramız var. Sonrasında Gizem Uzuner yatırım bülteniyle karşınızda olacak. Hoşçakalın.